Selamlar oyuncu. Nasılsın? İyisin umarım. Kanala hoş geldin bu arada. Burada unuttuysan değişik silahlar hakkında konuşuyoruz. Ve bugünkü videonun konusu mermi geçirmez kalkan olacak. Hiçbiriniz bunu yorumlarda yazmamıştı. Biliyorum. Gene de farklılık olsun diye böyle bir konu düşündüm. Birçoğunuz bu güzel aleti ciddi almadığını tahmin edebilirim. Sonuçta bununla oyunlarda fazla bir karşılaşmıyoruz. Ve orada tam da gerçekçi yansıtılmadığını varsayabilirim. Mesela örnek Counter Strike serisi. CS 1.6'da kalkan bir nevi hile gibi bir şeydi. Sizi kısıtlı olsa da mermilerin karşısında ölümsüz yapabiliyordu ve hatta turnuva gibi ciddi maçlarda kullanımı yasaktı. Onun dışında eski günlerde bir iki defa kalkan alıp karşı takımı trolleme güzel geliyordu. Eminim birçoğunuz yapmıştır bunu. CSGO'da ise silah oyunda gene de ekli olmasına rağmen normal maçlarda ne yazık ki yok. Aynı zaman gerçek hayatta onun ne işler için yaratıldığını ve nasıl kullanıldığını bilmiyoruz. Bu yüzden bu enteresan aletin bütün detaylarına yakından bir bakalım derim. Ve son bir şey daha. Videolarımı sürekli izleyip de kanalıma abone olmayan arkadaşların sayısı bir hayli fazla. Bu yüzden bu işi düzeltip lanet olsa şu kırmızı butona şaplanızı yapıştırırsanız beni inanılmaz derecede mutlu edersiniz şimdiden teşekkür ederim daha da uzatmadan iyi seyirler aslında kalkan CS'e çok eski zamanlardan beri geldi. CS 1.6'da City tarafında oynarken onun maçı menüsünde satın almak mümkündü. Ve kalkanı kullanan kişiye yanında sadece tabanca ya da el bombalarını taşınmasına izin verilse de düşman takımı için bu gereken kolaylığı sağlamıyordu. Çünkü birincisi ayak üstünde bile kalkan bütün oyuncu modelini kapatıyor. Ve gene de kalkan arasından ateş etmeye kalkarsanız halen vücudunuzun büyük bir parçası konum altında kalıyor. En komik olan ise CS 1.6'da koskoca duvarı sıradan mermilerle deşebiliyorken kalkanı aynı mermilerle delemiyorsunuz. Yani yani herhangi bir tüfek ya da AWP bire onu hiçbir şekilde geçemiyor. Evet eski nesil oyunlar bu kadar zor ve acımasızdı. Daha şimdi bunun farkına varıyorum. Öyle bir düşünürsek dövüş sırasında kendini bir zırh altında saklamak açıkçası yeni bir fikir değil ve geçmiş zamanlarda bile kalkanı binlerce yıl öncesinden bile kullanıyorlardı. Aslında günümüzde bile kullanım amacı aynı ve değişen bir şey yok. Kısaca zırhın kaplayamadığı vücut bölgelerini korumak ve gelen düşman saldırılarını önlemek. Bu hem yakın dövüş hem de menzili silahlar içinde geçerli. Böylece her asker kendine özel taşınabilir küçük bir savunmaya sahip olabiliyor. Fakat bildiğimiz kadarıyla ilerleme yerinde durmaz. Zamanla daha çok hasar verici silahlar çıkmaya başlıyor ve 20. yüzyıl civarları değişik taban yabancılar, tüfekler ve makineler sıradan bir hal aldığında insanlar artık doğal olarak onlardan da korumak için savunmalara ihtiyaç duyuyor. O zaman da ilk çelik yelekler hazırlanıyor. Takılmasında gayet rahat olsalar da gene de bir tane eksiğe sahiplerdi. Kendi boyutlarından dolayı sadece insanın en önemli organlarını koruyabiliyorlardı. Kalp, akciğer ve böbrek gibi. Modeline göre en fazla göbeği de kapatabiliyorlardı fakat aynı zaman insanın yüzü, kolları ve bacakları açıkta kalıyor. Bu yüzden balistik kalkan mantıklı bir çözüm gibi geldi. Fakat o zamanki teknoloji direkt ben taşınabilir ve hafif kalkanlar yaratmak için yetmiyor ve birinci Dünya Savaşı sırasında ortalama bir piyade kalkanı şöyle bir şeye benziyordu. Ve ancak bir 50 yıl sonra kalkan için mükemmel olan hafif ve aynı zamanda dayanıklı malzemeler keşfedilmiş oldu. Onlar sayesinde oyunlarda görmeye alıştığımız ilk kalkan modelleri çıkarıldı. İçerisi farklı maddelerden yapılmış seviyelerden oluşuyor. Bunlar da sırasıyla özel kumaş gibi olan kevlar, plastik, vuruş darbesini önleyen köpük ve özel keramik katmanlar. Ayrıca yukarısında etrafı gözlemek için mermi geçirmez camla kaplı olan pencere de mevcut. Counter Strike dünyasında ise karşılaştığımız iki çeşit kalkan var. Birincisi eski üssü cs 6 zamanın. zamanı. Orada kalkan yukarıdan aşağı komple oyuncu modelini kapatıyor ve hiçbir şekilde geçilmesi imkansız. Bir de CSGO'da nerf yemiş hali var vücudun sadece bir kısmını kapatıyor. Üstelik mermi geçiren küçük bir penceresi de var. Bu versiyonda kalkan aynı şekilde bizi bütün mermi çeşitlerinden koruyabiliyor. Fakat gerekli olduğu kadar hasar aldığında kırılıyor. Şu anda bu kalkan sadece Danger Zone oyun modunda mevcut ve normal bir maç sırasında onu satın almanız mümkün değil. Peki hangi oyundan kalkan versiyonu gerçek hayattaki en çok benziyor? Modeli baktığımızda karşınızda standart bir polis kalkanı duruyor. Genellikle böyleleri 3A sınıf savunmaya sahip olması gerekiyor. Başka bir deyişle tabanca mermilerini fındık kırıyor gibi kırması lazım. Böylece bu kalkan arkasında durduğunuz sürece 9 mm ya da 45 ACP mermilerin karşısında güvende olacaksınız. Hatta kalkan pompalının karşısında bile dik duruyor. Fakat düşmanınız daha ciddi ve güçlü bir kalibre çıkarırsa burada biraz sıkıntı olacak. Çünkü taarruz tüfekleri çoğu zaman kolayca standart kalkanı delebiliyor. Bu yüzden düşmanınızda kereş, M4 ya da özellikle ciddi bir keskin içenci tüfekleri olursa kalkanınız sizi hiçbir şekilde kurtaramaz. Direkt ben onu bırakıp kaçmaya başlarsanız daha çok hayatta kalma şansınız olur. Böylece mermilerden korunma konusunda ne CSBiyatı'daki ne de CSGO'daki kalkan versiyonu yeteri kadar gerçekçi değil. Buna rağmen büyüklük açısından CSGO'daki kalkan az çok gerçeğine yakın. Fakat burada bile yanlışlık yapılması olmazdı. Çünkü oyun yaratıcıları kalkanın gözlem penceresindeki mermi geçirmez camını neden seklemeyi unuttular. Yani bunun yüzünden kolay bir şekilde bu boşluktan kalkan arkasında saklanan kişiye headshot yapıştırabilirsiniz. Normal gerçek hayatta böyle bir şey yapmak mümkün olmaz. Çünkü orada daima zırhlı bir cam koruması olacaktır ve en az bir tabancı mermilerinden sizi güvencede tutması lazım. Küçük bir ekleme. var ve en sonunda bu saçmalığı fark edip kalkanı değiştirdiler. Zırhlı cam yerine nedense pencere boşluğuna demir parmaklar koydular. Artık oradan hasar almıyorsunuz. Fakat bu sefer görüş açınız daralıyor ve açıkçası bunu güçlendirme olarak saymak biraz zor. Halen kalkan o kadar oyunda etkili değil. Onun dışında artık reine kurtarma maçlarında da satın alınabiliyor ve sanırsam bu kadar. Diğer önemli bir konu kalkan kullanırken ateş etmek. CS 1.6'da oyuncu kolayca koşarak tabancalarla ateş edebiliyor. Aynı zamanda kalkan onun gövdesinin yarısını korumaya devam edecektir. Gerekirse de komple kalkan arkasında saklanmak mümkün. CS ise nedense kalkanla yapabileceğiniz tek etkileşim onun arkasında saklanmak olacak. Ha bir de yakın mesafeye onunla vurabilirsiniz. Bu ikisi arasında gerçeğe yakın olan hangisi? Gerçek hayatta kalkanı genellikle polisler ve özel hareket timleri kullanır. En tercih edilen taktik bir kişi kalkanı tutarken 2-3 kişi daha onun arkasında pozisyon alması. Bu şekilde beraber hareket ediyorlar. Yani böylece bir kalkan birkaç kişiye savunma sağlayabiliyor. Ve bunun sayesinde düşmanın atışı altında olan başka bir saklanacak yeri olmayan açık alanlarda güvende hareket edebiliyorsunuz. Ya da mesela merdiven boşluğu gibi dar alanlar da kullanım için uygun olacak. Genellikle orada fazla bir siper alabileceğiniz yer olmuyor. Bu silahlı grup yavaş yavaş hareket ederken de kalkanı tutan kişi de onlara atış yardımı yapabilir. Bu yüzden tabancalarını daima kalkan önünde hazır nişan alarak tutarlar. Böylece hem kalkan savunması altında olup da aynı zaman ateş de edebilirsiniz. Yani bildiğiniz gerçek hayat hilesi. Çünkü bu yüzden de CSGO yapımcı bu özelliği eklemediler, oyunu dengesiz yapmamak için. Bu yetmemiş gibi gerçek hayatta bazı kurnaz kişiler de bir hile daha keşfetti. Gereksiz yere kollarını riske atmamak için kalkanı iki tabanca ile kullanıyorlar. Bu şekilde hem sol hem sağ elden ateş edebilirsiniz, kalkanın yerini değiştirmemek için. Bu yöntemle açıkta kalan sadece tek bir tabanca namlusu olacaktır. Ayrıca bu durumda nişan almaya bile gerek kalmıyor çünkü tabancalara lazer nokta takabilirsiniz ve kalkan arkasında dururken bile tabancalarınızın nereye baktığını görüyorsunuz. Bu taktiklerle kolayca tehlikeli durumlarda ilerleyip aynı zaman güvende kalmaya devam edebiliriz. Fakat unutmamak lazım kalkanın verdiği bütün bu üstünlüklere rağmen gerçek askerler onu asla kullanmaz. Bunun sebebi çok basit. Mermiyi blok etmeye çalışmak yerine en iyisi ondan kaçmak olacak. Çünkü sağlam bir duvar arkasında saklanırsanız bu en sağlıklısı olur. Ve onun yerine 6-7 kiloluk kalkanı önünüzde taşımaya karar verirseniz savaş alanında hareket hızınız çok düşük olacak. Bir de unutmayalım askerler çoğu zaman zaten yüksek ağırlıkta ekipman taşıyorlar. Bunun yanında bir de kalkan eklemek biraz saçma olur. Diğer önemli bir nokta sıradan polis kalkanları yüksek zırh çeşitlerine sahip olmaz ve gerçek gerçek ciddi savaşlarda düşmanın güçlü silahlara sahip olmama ihtimali çok düşük. Bu yüzden kalkanla gerçek bir taarruz tüfeğine ya da keskin nişancı silahına denk gelirseniz kurtulma ihtimaliniz zor olacak. Evet tabii ki de kalın zırhlara sahip olan kalkanlar mevcut. Hatta belki de AWP mermisine bile dayanabilecek güçte olabilirler. Fakat bu onları daha da taşınması zor yapacak. Ve böyle bir ekipmanla uzun süre savaşmak elbet sizi yoracaktır. Yormama ihtimali yok. Gene de kalkana lafım yok. Çünkü başta dediğim gibi çoğu zaman polisler tarafından ağırlıklı kullanılıyor. Ve genellikle onların karşılaştığı düşmanlar büyük silah çeşitliğine sahip değil. Bunlar ne olabilir. Yani en fazla bir tabanca ya da ne bileyim bir avcı tüfeği falan. Böyle durumlarda kalkan gayet mantıklı bir çözüm gibi geliyor. Genel olarak baktığımızda karşımızda gerçekten faydalı ve katkısı olan bir alet var. Dengeyi sağlayamadığından dolayı oyunlarda bu kadar gerçekçi gösterilmemiş olabilir. Fakat normal hayat eminim ki birçok insanın canını kurtarmışlığı vardır. Artık yıllarca da kanun koruyucuları tarafından kullanılıyor. Bu yüzden bu alet hakkında düşüncem olumlu ve bazı kusurları, belki de yetmezlikleri olsa da doğru yerde ve zamanda kullanıldığında büyük işler başarabiliyor. Ve bütün bu bilgileri beğendiyseniz umarım video like'ınızı çakarsınız. Sonraki bölümleri kaçırmamak için takipte kalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.